Biri gelirse güzel olur. Sesim iyi mi acaba? Sevgili izleyicim varsa eğer. Bana söyler misin? Eğer buradaysan sesim iyi mi değil mi? İyi gibi duruyor. Güzel. Burada eğer biri gelirse yazsın. Bir şeye bakıyorum şu an telefondan. Oynamaya başlamadan önce. Tamam. Başlayalım bari. Umarım birileri izler. Boşa bir yayın olmaz diye umutluyum. Başlayalım bakalım. Biri gelirse yazsın. Gözüm chatte. Tek başıma oyun oynamayı sevmem. Birileriyle oynamayı severim ya da birini izlemeyi. O yüzden. Eğer gelirseniz gözüm chatte. Medeniyet seçimi. Finlandiya'da olursam askerler savaşlardan daha fazla tecrübe puanı kazanıyor. Güzel. Sturgiyalılar tarla topraklar %20 az yavaşlatıyor. İmparatorluk şehir projelerine kuşatma silahlarına inşaat hızı bolsun. Daha hızlı yapıyoruz. Kervanları oluşturmak %30 daha ucuzdur. 15.000 gold falandı galiba. Biraz oynamıştım. Şimdi tekrar başlıyorum da. Yayın için. %10 daha az ticaret gelir kaydı. %10 ekstra hız da iyi. Kuzayıkta. Ormanlar az yavaşlatıyor. Vallahi ben şunu sevdim. Kuşatma silahları hızlı yapıyormuş. Hoşuma gitti. İmparatorluk olalım.
Karakter yok diyor. Fall back! Sesi iyi. Boyumuz. Şöyle bir şey alalım. Hafif. Çok uzun değil, çok kısa değil. Hafif uzun. Ah, we won! Make a shield wall! Stand your ground! Kalınlaştırıyor. Şöyle bir şey yaz. Footman! Aynen, güzel oldu. Şimdi... Birileri izliyor mu ya? İzleyen yazsın. Bekliyorum. Karakter. Bir rastgele karakterler bakalım. Nasıl olacak? Fena almadı. Ama devam edeceğim. Vay, bunu da sevdim. Böyle bir eski Türk havası var. O yüzden bununla devam edeceğim. Bakın yüz yarası da varmış. Ne koyabiliriz? Bunu sevdim. Böyle bir kılıç darbesi ya da bir şey darbesiymiş. Güzele benziyor. Ama saçım kötü galiba. Nasıl bir saç? Ha, bu baban. Tamam, bu da anne. Aile seçimi yapayım. Toprak sahibine hizmet ederlerdi. Şehir tüccarlarıyla. Mülk sahibi. Ha, burada nelere artı puan verdiği de yazıyor. Şehirde zanaatçı kundak diye ya. Okçuluk, izcilik, fırlatma, serserilik, ayak takımı, aylak takımı pardon. Ormancı güzele benziyor. Okçuluğa puan vermesi hoşuma gitti. Aynen. En iyisi biz şey olalım. Yoksa binicilik de güzel. Hadi bu olsun. Toprak sahibine hizmet ediyorlar. Ben çocukken, sevgili takipçilerim, ben çocuktum. Lider miydim? Güçlü müydüm? Detaylara çok özen göstermem ya. Rakamlar konusundaki yeteneğim. İnsan ilişkileri. Liderlik ve cazibe. Hadi insan ilişkilerim olsun. Puan verdiği şeyleri sevdim. Köydeki bütün çocuklar gibi. Ben de tarladaki işlere yardım ederdim. Ayrıca koyun güter miydim? Yok. Köyün demircisinde çalışır mıydım? Yok. Tamirat yapar mıydım? Yok. Kırlarda ot toplardım galiba. Pazarda mal satıyor. Aynen. Pazarda mal satardım. büyüyen bir genç için savaş hiçbir zaman uzak değildi. Ben bir komutanın heyetine mi girdim? Süvari eğitimi. Oo, süvari eğitimi güzele benziyor. Garnizonda nöbet tuttum. O da güzel dedi. Oo, hepsi güzelmiş ya. Hangisini seçsek? Sanırım garnizonda nöbet tuttum. Aynen. Ama yok. Süvari eğitim aldım ben.
Ben maceralarla dolu bir hayata atılmadan önce en büyük başarım, başarılı bir insan avına önderlik etmek miydi? Hey yengen iseli. Vay be. Nasıl gidiyor? İyiyim, savaşta düşmanı alt ederim. Liderlik taktik. Toprağa yatırım mı yapardım? Demircilik. Tehlikeli. Ben maceralı dolu bir hayata atılmadan önce tehlikeli bir hayvanı yok ya. Şehirde meşhur bir macera yaşamak. Çok bana uymuyor sanki. İnsanlarla iyi geçinmek. Bak bu olabilir. Bu olabilir. Cazibem çok yüksek oldu. Cazibeli bir adam mı bilmiyorum. Hadi insanlarla iyi geçinelim. İnsanlar iyidir. Kalradya'daki ailelerin birçoğu gibi. Senin ailenin de hayatı savaş yüzünden alt üst oldu. Ardı arkası kesilmeyen ordular evimi talan etti. Sonunda evimi sattım. Babam, annem, erkek, kardeşim ve iki küçük kardeşimle beraber daha güvenli olduğunu duyduğumuz yeni bir şehre doğru yola çıktık. Ne var ki oraya ulaşamadık maalesef. Yolda kaldığınız akıncılar... Ben hayatta kalmayı başardım erkek kardeşimle. Çünkü nasıl? Nasıl yaptım bunu? Bunu yaparken, hayatta kalırken kesinlikle ve kesinlikle yolcuların kaçmasını sağladım. Cazibem maksimumda. Cazibeli adam. Ne olsun? Cazibeli adam. Gececi kurt. Gececi kurt mu olsun ismi? Ne olsun? Birisi olsaydı mesela sorardı. Işıl ne dersin? En iyi izleyicim Işıl. Ne dersin? Gececi kurt mu olsun? Tamam. Gececi han mı olsun? Gececi kurt olsun. Çok kolay olmasın. Gerçekçi de çok zor olabilir. Hani en sıfırdan bir anda bütün lordlara yetişmek çok zor olabilir. O yüzden kolay yapacağım hepsi. Hani ortaya, orta zorluk yani. Üç zorluk arasında. Yani üç zorluk arasında orta yapacağım hepsini. Sonra çok kolay gelirse zorlaştırırız. Savaşan yapay zeka en iyisi olsun, iyi savaşsın. Hani bu iyi savaşsınlar o saçma olur çünkü böyle saçma durmasınlar değil mi? Aynen. Ölmeye etkinleştir. Savaş alanında ölmeyelim canım. Kötü olur yani. Yok, otomatik puan vermez. Oyunu başlatalım. Başlatalım bakalım Bannerlord. Kimler geldiyse yazsın. Kardeşim, 3 gündür o alçaktan izini sürüyoruz. Sanırım yaklaşıyoruz. Peki şu bug nedir? Onları yakaladığımızda ne olacağını düşünmemiz gerekiyor. Kardeşlerimizi nasıl kurtaracağız? Dövüşmeye hazır mıyız? Dövüşmeye hazırız ya. Eğitime geçelim. Kaybedecek zaman yok. Valdimos.